Bu tür olaylar çok nadir karşılaşılan bir olaylar. Bu ilginç bir olay. Hastamız kendisinin de ifade ettiği gibi bahçede çalışırken bir böceğin kaçtığını hissediyor. Ağrısını ve kıpırtısını hissediyor. Bizim hastanemize ve polikliniğimize geliyor. Kulak burun boğaz uzmanımız muayene ediyor. Gözlerine inanamıyor tabii. O da her zaman çıkardığı bir şey değil. Kelebeği ve canlı olarak görüyor. Ve o da başarılı bir işlemle kelebeği penseyle canlı olarak çıkarabiliyor. Kulak zarına kadar gider. Kulak zarına varıp orada kalmış ve kulak zarının üzerinden de canlı olarak çıkarmış. Kelebekler şeydir, biliyorsunuz, bir yerlere saklanmak, girmek, merak eder, dolaşır. Nerede belki beslenmek için gıda arıyordu, buldu, her yere girer kelebek. Temizlendi, kulak zarının kontrolü yapılmıştır. Sağlam olduğu ve herhangi bir arızaya sebep olmadığı görülünce de hastamız taburcu edildi. Kelebeğin akıbeti şu anda elbette doğaya salındı tabii. Uçabiliyorsun canlı ve kıpır kıpırdı. İşin ilginç yani o kadar o kelebeği incecik bir kulak deliğinden çıkarırken zarar vermeden, kanadını bozmadan çıkarması tabii doktorumuzun bir başarısıdır. Bahçeye gitmiştim. Bahçede çalıştıktan bir saat sonra kulağıma bir şey kaçtı hissettim. Kulaklarımı karıştırdım, ağrı devam etti. Ondan sonra Termasöz Özel Hastane'ye geldik. Ali Bey man etti. Kelebek çıkardı kulaktan. Karıldığımda biraz acı hissettik. İnanamadım zaten. Bir arı girmiş, arı sokmuş gibi oldu. Biraz acıdı. Acıdıktan sonra bir saat daha durdum. Ondan sonra hastaneye geldim. Aile inanmadı zaten bu kelebek kulakta çıkar mı diye. Şu anda ağrı herhangi bir şey var mı? Ağrı yok hocam. Yok, gayet iyi. Memnun musun? Evet. Teşekkür ederim. Görebildiğim kadarıyla da bir şey gözükmüyor. Temiz, ayaklı. Geçmiş olsun. Yalnız bu kelebek gene zararsız bir organ. Bazen kulağa su kaçabilir, arı girebilir. Onlara dikkat edin.